Çok soğuk bir kış günü padişah tebdili kıyafet yapıp gezmeye karar verir. Yanına baş vezirini de alarak yola çıkar, az gidip uz gidip bir derenin kenarına varırlar. Dere kenarında kanter içinde çalışan bir ihtiyar görürler. Adam elindeki derileri suya sokup döverek tabaklamaktadır. Tebdili kıyafet yapan padişah ihtiyarı selamlar. Selamünaleyküm ey pir-i fani. Ve aleyküm selam ey serdar-ı cihan. Padişah sorar. Altılarda ne yaptın? Altıya altı katmayınca 32'ye yetmiyor sultanım diye cevap verir yaşlı adam. Padişah gene sorar. Geceleri de mi kalkmadın? Kalktık kalkmasına ama ellere yaradı der ihtiyar. Padişah bu cevaba tebessüm eder. Peki bir kaz göndersem yolar mısın? Elbette sultanım, hem de hiç viyaklatmadan. Padişahla baş vezir adamın yanından ayrılıp yola koyulurlar. Sultan vezirine döner. Ne konuştuğumuzu anladın mı vezir diye sorar. Hayır padişahım der vezir. Padişah bunu söyleyince sinirlenir. Ey vezir der. Bu akşama kadar ne konuştuğumuzu anlamazsan tiz kelleni alırım. Korkuya kapılan baş vezir padişahı saraya bıraktıktan sonra kafadan olma telaşıyla derenin kenarına koşar. İhtiyar adamı hala orada çalışıyor görünce derince bir oh çeker. Nefes nefese adama yaklaşır. Selamünaleyküm der. Ne konuştunuz siz padişahla? Hem merak hem de çok büyük bir telaşım var. Ne olur söyle. Adam baş veziri şöyle bir süzer. Kusura bakma, öyle bedavaya söyleyemem. Ver bir 100 altın söyleyeyim der. Sonra da vezir el mahkum 100 altını verir. Sen padişahı Serdar-ı Cihan diye selamladın. Oysa ki kıyafetini değiştirmişti. Nereden anladın sen onun padişah olduğunu? Efendi der, ben dericiyim. Onun sırtındaki kürkü padişahlardan başkası giyemezdi diye cevaplar soruyu keseyi keyifle kuşağına yerleştirirken. Vezir şaşkın bir halde bu defa da peki altılara altı katmayınca 32'ye yetmiyor da ne demek diye sorar. Adam ikinci keseye uzatırken elini, padişah 6 aylık yaz döneminde çalışmadın mı ki kış günü çalışıyorsun diye sormuştu. Ben de yalnızca 6 ay yaz değil 6 ay da kış çalışmazsak yemek bulamıyoruz dedi. Vezir bir soru daha sorar. Yüzüğü peşin peşin uzatırken ihtiyara, geceleri kalkmadın mı ne demek oluyor pekala? Çocukların yok mu diye sordu. Var ama hepsi evlatlarımın kız. Evlendiler de başkalarına yaradılar diye cevapladı. Bu gizemli konuşma sırasında hayretten hayrete düşen vezir son bir soru sormaya yeltenir. Her şeyi anladım da kaz gönderirsem yolar mısın dedi ya padişah, o kaldı aklımda. Peki onun anlamı neydi çok merak ettim deyince ihtiyar muzip muzip güler. Artık onu da sen bul cevabını verir. Hoşçakalın.